sevgili çocuklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf dil bilgisi konularının tekrarını yaptığımız video serimizin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Yeni konumuz sıfat tanımı ve çeşitleri. Bugün sizlerle birlikte bu konumuzu işleyeceğiz. Daha önceki videolarımızı dil bilgisi videolarımızı izlemek istiyorsanız sizin için şöyle yukarı kısma bir kart bırakacağım, oradan takip edersiniz. Ayrıca halen kanalımıza abone olmayan varsa lütfen hemen abone ol butonuna bassınlar. videomuzu da beğenmeyi lütfen unutmasınlar. Şimdi sizlerle birlikte yeni konumuza başlayabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi önce tanımımızla başlayalım. Şimdi sıfat nedir? E, varlıkların adlarının önüne gelerek onların rengini, biçimini, durumunu niteleyen ya da belirten sözcüklere biz sıfat diyormuşuz. Yani öncelikle sıfat olabilmesi için bir kelimenin bir adın önüne gelmesi lazım ve onun e, çeşitli şekillerde böyle hani durumunu onunla alakalı bize bilgi vermesi lazım. Yani sıfat olabilmesi için bu özelliklere sahip olması lazım. İşte örnek vermişiz burada. Kırmızı araba. Burada gördüğünüz gibi araba isim. Kırmızı bize rengini belirtiyor. Bu bizim sıfatımız. İşte kırık cam, cam bir isim, kırık kelimesiyle bize camın e, durumunu belirtiyor. Yine bir sıfat. İşte iki elma, elma isim. Gördüğünüz gibi burada da bize sayısını belirtiyor. Yine bir sıfat. Evet, sıfatları gördüğünüz gibi tablomuzda biz iki şekle ayırdık. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Niteleme sıfatlarında gördüğünüz gibi renk, durum ve şeklini bize anlatırken belirtme sıfatlarında işaret sıfatı, sayı sıfatı, soru sıfatı ve belgisi sıfat olmak üzere 4 alt kola ayrılmış oluyor. Hemen burada sizlerle birlikte bir e, niteleme sıfatlarından bu alt kollarından renk, durum ve şekilden hangileri olduğunu böyle örneklerle göstermiş olalım çiçekli elbise gördüğünüz gibi elbise isminin önüne çiçekli gelerek onun neyini belirtiyor durumunu belirtmiş oluyor i̇şte kirli çanta yine durumunu kirli kelimesi sıfat olarak kalın kitap durumunu ya da şeklini de olabilir burada i̇şte cam bardak şeklini bize belirliyor hızlı tren durumunu sevimli kedi Sevimli kelimesi kedinin durumunu belli ediyor. Uzun yol. Burada şekil de olabilir. Şekilden ziyade durumunu daha çok belli ediyor. İşte pembe sandalye. Sandalyenin pembe kelimesi rengini belli ediyor. İşte dikdörtgen masa. Burada da şeklini. Masanın şeklinin dikdörtgen olduğunu bize belli ediyor. Yeşil elma. Bize elmanın yeşil olduğunu yani rengini belli ediyor. Eski ceket. Ceketin durumunu bize belli ediyor. Resimli kitap da yine kitap kelimesinin bize kitabın resimli olduğunu yani durumunu belirle ediyor. Bu altını çizdiğimiz kelimelerin hepsi bizim niteleme sıfatlarımızdır. Evet çocuklar şimdi de sizlerle birlikte bir diğer sıfat çeşidimiz olan belirtme sıfatını işleyelim. İlk sayfamızda da hatırlarsanız belirtme sıfatını 4 alt kola ayırmıştık. İşaret sıfatı, sayı sıfatı, soru sıfatı ve belgisiz sıfatlar. Şimdi bunları tek tek sizlerle inceleyelim. Evet. Varlıkların yerini işaret ederek, zaten burada anahtar kelimemiz bu işaret ederek belirtilen sözcüklere biz işaret sıfatı diyoruz. İşaret sıfatı olarak bu, şu, o, buradaki, şuradaki ve oradaki sözcüklerinin yanı sıra öteki, diğer gibi sözcükleri de kullanıyormuşuz. Yani bir kelimenin işaret sıfatı yani işaret sıfatı olduğunu anlamamız için bu, şu, o, buradaki, şuradaki, oradaki ya da öteki ve diğer kelimelerini de kullanıyoruz. Hemen bakalım burada. Evet, gördüğünüz gibi bu çocuk yani çocuk çocuğu işaret ediyor bu çocuk. Şu kitap şu kitabı verir misin? Mesela bu cümlede gördüğünüz gibi burada şu kelimesi kitabın sıfatı. Onu gösteriyor. O ev. O evde oturuyorum. Yani örneğin. Buradaki sokak. Sokağın sıfatı buradaki. Şuradaki elbise. Şuradaki elbiseyi istiyorum. Mesela mağazada bunu söylerseniz. Hani elbiseyi göstermek için işte şuradaki kelimesini kullanacaksınız. İşte oradaki köy. Bunlar bizim Hepsi işaret sıfatlarımız. Şimdi bir başka sıfat çeşidine gelelim. Varlıkların sayısını gösteren sıfatlara da sayı sıfatı diyormuşuz. Bu birazcık daha kolay. Gördüğünüz gibi 3 kalem, 4. masa ve 3'er lira. Yani kelimeden önce, isimden önce gelen sayılar genelde bizim onun hani miktarını belirttiği için bizim sayı sıfatlarımızdır. Evet. Bir diğer e, belirtme sıfatımız olan, şimdi bakalım soru sıfatımıza gelmişiz. Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatı denir. Adların önüne gelen kaç, nasıl, hangi ve kaçıncı soruları soru sıfatlarıdır. İşte Kardeşine nasıl bisiklet? Gördüğünüz gibi buradaki bisiklet kelimesinin bize e, durumunu yani bize bisikletle alakalı bilgi verecek nasıl bisiklet o yüzden buradaki nasıl kelimesi bizim soru sıfatımızdır evet ve son e, belirtme sıfatımız olan belgisi sıfata gelelim varlıkların durumlarını biçimlerini sayılarını kesin olarak bildirmeyen. buradaki anahtar kelimelerimizde bu kesin olarak bildirmeyecek bize belirli belirsiz anlatan sıfatlara belgisiz sıfat denir. Yani şimdi az önce mesela şimdi bize diyor ki mesela, sayısını kesin belirtmeyecekse 3 lira demiştik biz az önce. Buradaki 3 belirliydi. Ama belgisiz olabilmesi için tam bir miktar bize vermeyecek. Ya da biçimini tam net söylemeyecek. Durumunu e, da bir kesinlik ifade etmeyecek. Nelermiş bu belgisiz sıfatlarımız? Birkaç, birçok, az, çok, biraz, bir takım, bütün, bazı, tüm, her, hiçbir, herhangi, bir, kimi sözcükleri belgisiz sıfat olarak kullanılır. Ne örnek vermiştim burada? da çok susadım. Ne kadar susadın? Çok. Bir miktarı var mı? Ya var ama belirli değil. Biraz su almak istiyorum. İşte ne kadar su? İşte 1 litre mi, 2 litre mi, 3 bardak mı, 5 bardak mı? Ne kadar veya 1 bidon mu, 2 bidon mu? Hani belirli değil. Biraz o zaman belgisiz sıfat. Bütün işleri bitirdim. Ama hangi işleri? Ya yani bütün işler derken biz o işlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir belirsizlik durumu var burada. Yine tüm biletler tükenmiş. Tüm biletler tükenmiş evet ama ne kadar bir bilet tükendi? Hani biletin bir miktarını biz bilmiyoruz. O yüzden bu gördüğümüz kelimeler bizim belgisiz sıfatımızdır. Şimdi de... Sizlerle birlikte işlediğimiz bu sıfat konusunun e, örneklerini hep beraber çözelim. Şimdi yan tarafımızda, sol tarafımızda sıfatlarımız var, sağ tarafımızda da sıfat çeşitlerimiz var. Bu sıfatların hangileri olduğunu işaretleyelim birlikte. Şimdi bu parklar, bu parkı ne yapıyor? İşaret ediyor. O zaman işaret sıfatı diyebiliriz. Hangi okul? Okul hakkında bilgi istiyor, soru soruyor. O zaman şöyle soru sıfatı diyebiliriz. 20 lira yani lira hakkında bir sayı olarak, miktar olarak belli. Sayı sıfatı. Bazı dükkanlar, hangi dükkanlar? Bazı dükkanlar. Hangileri olduğu belirli mi? Değil o zaman. Belgisiz. Siyah inci bu arada şunları da çizmeyi unuttum. Bunları da çizelim. Siyah inci İncinin rengini belirtiyor mu? Evet. Renk olanlar bizim niteleme sıfatımızdı. Şu lamba. Lambayı ne yapıyor? İşaret ediyor. O zaman işaret sıfatı. çizmeli kedi. Bize kedinin neyini gösteriyor? Durumundan bahsediyor, değil mi? Çizmeli. O zaman yine niteleme sıfatı. Bildiğiniz gibi durum, renk ve şekiller niteleme sıfatıydı. Tüm çocuklar, ne kadar bir çocuk? Belirli değil, tüm çocuklar. Yani bir belirsizlik durumu var. Yani belgisiz sıfat. Yarım gün, yarım gün bize sayı olarak bir miktar veriyor. E o zaman yarım günde sayı sıfatıdır. Evet sevgili çocuklar, bu şekilde de örneklerimizi de çözmüş olduk sizlerle birlikte videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün hemen kısa bir özet yapmak gerekirse sıfatın tanımını ve çeşitlerini sizlerle birlikte işledik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben hemen size kısa hatırlatmalarımı da yapayım. Lütfen EBA TV'ni takip etmeyi unutmayın. öğretmenlerinizin EBA üzerinden gönderdiği ödevleri de mutlaka yapın. Kanalımızı mutlaka takip etmeyi unutmayın. Aranızda hala abone olmayanlar varsa lütfen hemen abone olsunlar. Bizleri arkadaşlarımıza da tavsiye ederseniz onlar da sizler gibi bu videolardan faydalanmış olurlar. Ee, abone olmayanlar hemen abone oluyorlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve bir diğer videolarımızı da izleyerek lütfen tekrarlarınızı da bizlerle birlikte yapmış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler.